Dijital CEO Teknoloji Sohbetlerinden merhaba. İstanbul'da güzel bir havada sizlerle beraber yine çok özel konularla beraberiz. Bugün konuğum Doktor Erdal Atabek. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizinle konuşmak istediğim iki konu var. Evet. Uzun zamandır aklımı karıştıran. IQ'yu biliyorduk. Sonra EQ'yla duygusal zekayı öğrendik. Doğru. Siz de üçüncü bir boyut kattınız. Bir de kültürel zeka eklediniz. Denebilir, evet. Kültürel zeka ile aslında bize ne söylemek istiyorsunuz? Kültürel zeka ile söylemek istediğim şey şudur. Her kültürün zekayı etkileme biçimi birbirinden farklı. Yani eğer bir kültür eleştirel düşünceden kaynaklanan bir kültürse, o kültüre sahip olan kişiler her şeyi sorar, eleştirel bakar, araştırır ve yanıtını kendisi arar. Ama eğer eleştirel bakıştan uzak, itaat kültürüne sahip bir toplumsa, bu toplum duyduğu, gördüğü her şeyi olduğu gibi kabul eder. Eleştirmez, irdelemez. Hı hı. Ve bu şekilde bir zeka çalışmasına adapte olur, uyum sağlar. Bu şekilde uyum sağlayan toplumlarda siz eleştiri, sorgulama, tartışma göremezsiniz. Burada söylenen her şeyin kabulü ve ona dayanan bir davranış kalıbı oluşur. Söylemek istediğim bu. Ben buna kültürel zeka diyorum. Yani yüzlerce yıldır yaşadığımız topraklarda, evet, üzerinde oturduğumuz, tabii ki, toprakların bize verdiği kültürlerin, evet, aynı zamanda bizim sorgulamamıza, zihinsel işleyiş tarzına etkisi var. Evet. Peki bu gençlerin gelecekle ilgili planları açısından sizce nasıl bir yansıma yapıyor? Eğer gençler kendi geleceklerine, kendi iradeleriyle değiştirilecek bir gelecek diye bakıyorlarsa, evet, böyle bir kültürün olumsuz etkilerinden kurtulmuş olurlar. Kendi kararlarını kendileri verirlerse, evet, değiştirebilirlerse, evet, kendileri için daha iyi olanı düşünebilirlerse ve bu konuda adım atabilirlerse, ama öyle olmayıp da kendileri için verilmiş olan bütün kararlara itaat etmeyi hayatlarının ekseni yaparlarsa, evet, o zaman hayatlarını değiştiremezler. Bu konudan hemen teknolojiye getirmek istiyorum, evet, lafı. Çünkü teknolojiyi tüketiyor olmak aslında bir nevi eleştirel bakmayan ve tüketen bir birey olmayı gerektiriyor. Tabii. Fakat teknolojiyi doğru kullanıyor olmak biraz üretken olmayı gerektirdiği, doğru, için kültürel zeka ile teknoloji arasında, ben teknoloji kullanımı arasında daha doğrusu, çok doğru bir ilişki görüyorum. Siz ne dersiniz? Ben katılırım. Çünkü böyle bir doğru ilişki vardır. Burada neyin araç, neyin amaç olduğu önemlidir. Eğer teknolojiyi bir araç olarak düşünürsek, biz amacımıza uygun bir kullanım biçimini buluruz. Hı hı. Nedir amacımıza uygun kullanım biçimi? Biz teknolojiyle ne yapmak istiyoruz? İletişim kurmak istiyoruz, bilgi almak istiyoruz, haberleşmek istiyoruz, bilgi kaynaklarına erişmek istiyoruz. Diyelim ki bu bizim amaçlarımıza uygun bir aracı kullanmaktır. Ama eğer sadece oyun oynamak, sadece bir şey izlemek, sadece vakit geçirmek, sadece boş zamanı doldurmayı hedefliyorsak, o zaman araç bizi kullanıyor demektir. Evet. Bizi kullanan duruma gelen her araç bize olumsuz etki yapar. Konu bu. Uzun bir süredir üzerinde konuştuğumuz konulardan bir tanesi de algoritmalar. Yani bu teknolojik algoritmalar bizi kullanıyorlar, bizi, tabii ki, yönlendiriyorlar, tabii ki, diyoruz. Ve siz de burada bugün aslında çok güzel bir özet yaptınız bize. Kültürel zekamızın ne kadar yüksek olursa, ne kadar eleştirel bakmayı öğrenirsek, teknoloji kullanımında da o kadar önemli bir yol almış. Doğru. Ve teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olmuş. Doğru oluruz. Kullanıcısı, yararlanıcısı olmuş oluruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Dijital CEO ile teknoloji sohbetlerinde ben gençlere, genç girişimcilere mümkün olduğu kadar teknolojinin doğru ve akıllı kullanımı ile ilgili konuklar ve mesajlar getiriyordum. Bugün siz de yorumlarınızla, bilginizle renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.